Sound Search. Bugün TaoTronics Sound Search model bir kulaklık inceleyeceğiz. Bu kulaklık aktif gürültü engelleme özelliği ve fiyat performansıyla öne çıkıyor. Hiç lafı uzatmadan kulaklığın ses performansından incelemeye başlayalım. Kulaklık bize dengeli bir ses performansı sunuyor. Yani bass, tiz ve mid eşit bir şekilde geliyor. Birbirlerini ezmiyorlar, birbirlerinin altında kalmıyorlar. Kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği de olduğu için aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınız zaman basslar ve tizler bir tık daha iyi geliyor. Bu bazı aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklarda olan bir durum. Çünkü aktif gürültü engelleme teknolojisi düşük frekanstaki sesleri engellediği için bass şiddetini bir tık daha arttırıyor. Kulaklığın equalizer'a tepkisi başarılı olduğu için aktif gürültü engelleme özelliğini kapattığınız zaman yine bass performansını equalizer ile arttırabilirsiniz. Kulaklığın son ses seviyesi gayet tatmin edici. Böyle çok ultra son ses seviyelerine çıkmıyor kulaklık. Ancak normal bir kullanıcı için gayet yeterli seviyede. Kulaklığı kablolu olarak kullandığınız zaman son ses seviyesi hissedilir derecede artıyor. Kulaklıktan gayet temiz ve net bir ses alıyorsunuz. Fiyatına göre ses performansı olarak gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim kulaklığı. Evet, şu an sesini kulaklığın mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Bu birebir de telefon görüşmesinden alınmış bir kayıt. Bir yolda yürüyüş yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Bu arada kulaklık kulağınızdayken ve müzik dinlemiyorken aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınız zaman yine de çevredeki bu dip gürültüsünü aktif gürültü engelleme özelliği kesiyor. Bu da oldukça hoş bir özellik olmuş. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Eve geldik ve şu an sesimi yine kulaklığın mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Sessiz ve kapalı bir mekanda telefon görüşmesi yaptığınız zaman bu şekilde bir mikrofon performansı alacağız. Şimdi burada duyduğunuz klima gürültüsünü buradaki Bluetooth hoparlörden açacağım ve bana doğru gelecek. Bir de o şekilde test edelim mikrofonunu. Evet, şimdi yüksek gürültüde bir klima gürültüsü açtım, bu yönden bana doğru geliyor. Kulaklığın CVC 8.0 gürültü engelleme teknolojisi ne kadar verimli çalışabiliyor? Sesimi size nasıl aktarıyor? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Video işinize yararsa da beğenmeyi unutmayın. Kulaklık gördüğünüz gibi bu şekilde katlanabiliyor ve bu şekilde açabiliyoruz. Buradan da kendi kafamıza göre istediğimiz gibi kulaklığı ayarlayabiliyoruz. Yine bu üst bant gördüğünüz gibi epey yumuşak bir deri kullanılmış ve uzun kullanımlarda herhangi bir şekilde kafamıza rahatsızlık vermiyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi de oldukça dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Kulaklık bu şekilde içe doğru katlanabiliyor ve bu şekilde boynumuzda kulaklığı taşıyabiliyoruz. Yine bu şekilde içeri doğru da katlanabiliyor veya bu şekilde içeri doğru katlayıp bu şekilde yanımızda da rahat bir şekilde bu kulaklığı taşıyabiliyoruz. Burada kulaklığın kontrol bölümlerini, burada aktif gürültü engelleme açma kapama kısmını, burada kablolu kullanım için bir AUX çıkışını, burada da Type-C şeklinde bir şarj girişini görüyoruz. Kulaklık genel olarak ele alındığında fiyatına göre malzeme kalitesi olarak gayet başarılı. Kulak pedleri oldukça yumuşak yapıda, gördüğünüz gibi kulağımızı içerisine alıyor ve oldukça gördüğünüz gibi derin süngerleri herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor uzun kullanım sürelerinde. Kulak pedleri bu şekilde içeri doğru da oynayabildiği için kulaklık kulağımızdayken kulaklık hareket ettiği zaman şekli değişmiyor ve yalıtım da bozulmuyor. Kulaklıkta 220 gramlık bir ağırlık bulunduğu için uzun kullanımda herhangi bir şekilde bir ağırlık hissetmiyorsunuz kulaklıkta. Oldukça rahat bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim kullanım konforu olarak. Kulaklıkta suni bir deri kullanıldığı için uzun süreler sıcak havalarda kullanırsanız bir miktar terleme yapabilir. Kısaca bir teknik özelliklerine bakacak olursak kulaklıkta Bluetooth 5.0 kullanılıyor. Ses kodeği olarak yüksek kaliteli ses transferine izin veren AAC ve APTX desteği bu kulaklıkta bulunuyor. Kulaklıkta 750 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Kulaklığı 45 dakikada şarj edebiliyoruz. Aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 40 saat, açıkken de 25 saat boyunca kullanım imkanı sunuyor. Kulaklıkta görüşme yaptığımız zaman da CVC 8 olarak bir gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor. Bu kulaklığı aynı anda hem telefonunuza hem bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Kulaklıkta çift cihaz desteği de bulunuyor ve aynı anda bir arama geldiğinde direkt telefonunuza otomatikman geçiyor. Ayrıca kulaklıkta Bluetooth bağlantısı olarak gayet stabil bir şekilde bağlanıyor. Oda içerisinde ve bir oda yana gittiğimde herhangi bir şekilde seste kopukluk olmadı. İki oda yana gittiğimde seste kesilmeler olmuştu. Yani günlük kullanımda herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi gibi bir problemle bu kulaklıkta karşılaşmadım. Şimdi kulaklık kulağımdayken buradaki yaka mikrofonundan dışarıya ne kadar ses veriyor onu test edelim. Son seste müzik dinleyeceğim. Son ses seviyesinde bu şekilde dışarıya ses veriyor kulaklık. Kulaklığın pedleri kulağımın içerisini komple sardığı için yalıtım olarak oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim bu kulaklığın. Yani kulaklıkta bir aktif gürültü engelleme özelliği var. Ancak bu özelliği çalıştırmasanız bile dışarıdaki sesleri neredeyse %70-%80 oranında kesebiliyor bu silikonlar. Tabii aktif gürültü engelleme özelliğini de açtığınız zaman ekstra daha da fazla sesi kesebiliyor kulaklık. Aktif gürültü engelleme özelliğini pille değil kablolu kullanımda da kullanabiliyorsunuz. Kablolu kullanımda herhangi bir şekilde bir batarya tüketimi olmuyor kulaklıkta. Sadece aktif gürültü engelleme özelliğini eğer kabloluyken açtığınız zaman o şekilde bir batarya tüketimi oluyor. Aktif gürültü engelleme performansına da gelecek olursak sabit düzeyde gelen uğultu düzeyinde gelen klima gürültüsü, otobüs sesi veya metro gürültüsü gibi sesleri rahat bir şekilde kesebiliyor kulaklık. Düzensiz olarak gelen bağırma veya konuşma tarzı sesleri zaten aktif gürültü engelleme teknolojisi engelleyemiyor. Yani kulaklık aktif gürültü engelleme özelliği olarak çevreden gelebilecek olan gürültü tarzındaki rahatsız edici sesleri kesebiliyor. Kulaklığı kablolu olarak kullanmak istediğiniz zaman da 120 santimlik epey uzun bir AUX kablosu çıkıyor yanından. Şöyle kulaklığın bir arka tarafına baktığımızda burada kontrol butonlarını görüyorsunuz. Kulaklığın ışığı bu şekilde yanıp sönüyor devamlı. Aktif gürültü engelleme özelliğini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Açtığınız zaman bu şekilde mavi yanıyor. Kapattığınız zaman bu ışık sönüyor. Kontrol olarak rahat bir şekilde eliniz alışıyor. Zaten 3 tane düğme bulunuyor. Buradan ses açıp kısma açıp kapatabiliyorsunuz kulaklığı. 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman da önceki şarkıya ve sonraki şarkıya geçme talimatı verebiliyorsunuz kulaklığa. Atamasa da, basket atamasa da dışarıdaki insanlar onu alkışlıyor. Bravo, basket atmış gibi motive etmeye çalışıyor. Harikaydın, çok iyiydin diye. Evet, görebildiğiniz gibi gecikme performansı olarak PUBG gibi oyunlarda ufak da olsa bir gecikme hissedilebiliyor. Ancak onu da kablolu kullanım ile çözebilirsiniz. Günlük kullanımda dudak ile görüntü arasında herhangi bir şekilde bir senkron problemi yok. Evet, fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak videoyu yayınladığım tarih itibariyle kulaklığın 350 ile 400 TL arasında bir fiyatı bulunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliği sizin için önemliyse eğer bu fiyat aralığında tercih edilebilecek güzel bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Özellikle tatmin edici seviyedeki ses performansı katlanır yapıda olabilmesiyle yanınızda rahat bir şekilde bu kulaklığı taşıyabilirsiniz. Kulaklığın pedleri geniş yapıda olduğu için ve kulaklıkta oldukça hafif olduğu için uzun kullanımda da oldukça konforlu bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Belki bir negatif özellik olarak yanında kese şeklinde bir kılıf değil de sert bir taşıma kılıfı gelebilirdi. Ancak bu da tamamen fiyatla alakalı olan bir durum. Daha üst modellerine baktığınız zaman onlar da sert taşıma kılıfı ile birlikte geliyorlar. Kulaklık hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.